Herkese merhaba. Bugün iktisatçı İlhan ile birlikteyiz. Türkiye'nin hiç bitmeyen gündemi olan ekonomiyi uzmanıyla konuşmak istedim ve belki yapabilirsek, becerebilirsek bunda bir seri haline getireceğiz. Bu da o serinin ilk başlangıcı olsun. İlhan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben sizi sosyal medyadan takip ediyorum, tanıyorum ve orada bir çatışmalı durum söz konusu. İşte ana akımcılar, heterodoks'lar, işte Keynesyenler post ve bir yerden sonra film kopuyor bizde. O yüzden ben size bugün anlayabileceğimiz düzeyde halk dilinde basit şekilde bir iki soru sorup çok yormadan bir girizgah yapmak istiyorum ama her şeyden önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Finans okuduktan sonra Akdeniz ve Hamburg Üniversitesi'nin ortak master programıyla Hamburg'a geldim. Avrupa Çalışmaları programı. Sonra Hamburg Üniversitesi'nde İktisat doktorası yaptım. Hamburg Üniversitesi Rostock Üniversitesi'nde ders verdim. Şimdi de Berlin Teknik Yüksek Okul diye çevirebileceğimiz ekonomi okulunda iki ders veriyorum. Daha ziyade sol keynesiyen diye tanımlayabileceğimiz işte post keynesiyen akıma yakınım. Daha böyle yeniden bölüşümü, eşitliği, kamu yatırımını, işsizliği önemseyen bir yaklaşım diye özetleyebilirim. Burada birkaç makale ve kitap bölüm yayınladım uluslararası dergilerde. Dediğiniz gibi sosyal medyada Türkiye'nin gündemine başka bir iktisat anlayışı da var olduğunu ve bu iktisat anlayışının daha refah yanlısı olduğunu, mevcut yaşanan yoksulluk eşitliği, işsizlik, işsizlik gibi sorunların çözümünün mümkün olduğunu gösteren bir çerçeve sunmaya çalışıyoruz. Biraz kavgamız az önce bahsettiğiniz çatışmalar, tartışmalar oradan neşet ediyor. Hocam şimdi çok samimiyetle söylüyorum. Ben sizi Mahfiye İlmez'le olan atışmalarınızdan tanıdım ve takip etmeye başladım. Fikir ayrılığınız çok fazla. Şimdi insan diyor ki hani iktisat işte ekonomi. Ekonomide doğrular vardır, yanlışlar vardır. Fakat ben yapılan tartışmalardan gördüm ki ekonomide tek bir doğru yok. Şimdi sizin karşı çıkışınızın nedeni ne? Yani neden onları ana akım iktisatçılar diye niteleyip haksız buluyorsunuz? Yani Mahfiye İlmez neden haksız? Şöyle e, Mahfiye baştan aşağı haksız. <laughs> Tepeden tırnağa söyledikleri yanlış. Ama çok saygın bir isim Türkiye'de de. Türkiye'de bir sürü saygın olmaması gereken siyasetçiler çok saygı görüyor. Kriter o değil. Yani popülerlik benim hiç ölçüt değil. Hatta öyle bir zamanda yaşıyoruz ki görüntün görüntünün içeriği önüne geçti. Görüntünün daha önemli olduğu paketlemenin, pazarlamanın kimin ne söylediğinin değil, kimin doğruyu söylediğinin, kimin söylediğinin önemsendiği. ki Bizden olan bu kadar kutuplaşmış bir toplumda. Ha, işte bizden biri. O zaman illaki bu normal bir tavır aslında. Mesela ben de bunu yaşadım pandemi sürecinde. Orada fark ettim nedir? Pandemide işte biyologlar ve virologlar ikiye bölünmüştü değil mi? İlk başta işte bu virüs tehlikelidir, değildir şundan. Ta bildiğimiz bir alan değil viroloji ve biyoloji. O zaman ne yapıyorsun? Başka konuda yakın olduğuna güvenme eğilimi gösteriyorsun. Mesela solcuysan solcu bir biyologa itimat etme eğilimi gösteriyoruz. Ya da jeologlar arasında tartışma var değil mi? Jeolojide. Evet. Ama iktisatın sorunu şu her birinde çatışmalar var. Sosyolojide akımlar var işte yapısalcı akım, psikolojide var ama iktisatın sorunu şu hiçbir bilim dalında olmadığı düzeyde bir dominasyon var. Ve biz 2 üç yıl önce bu pandemi başladığında eve tıkandığımızda sosyal medyada bu tartışmayı başlattığımız işte o zamanki faiz kararları işte vesaire değil iktisatçı olmayan insanlar, iktisatçılar bile baş bir alternatif yaklaşımın olduğuna haberi yok. Hmm. Ben size şöyle çarpıcı örnek vereyim. 2016 Kasım'ıydı. Ben Hamburg Üniversitesi'nde doktora yapıyordum. Benim ikinci danışmanım olan hoca bir atölye çalışması düzenlemişti. Hane halkı tasarrufu üzerine. Ve akşam yemeğine gittik. Yanımda birisi denk geldim. Sohbete başladık. Heidelberg gibi Almanya'nın en önde gelen üniversitesinde doktorasını yapmış. İngiltere'nin de en önde gelen üniversitelerinden en ciddi üniversitesinde, Exet Üniversitesi'nde associate profesör yani doçent olan birisi benim ne çalıştığımı sordu. Ben de doktora konusunu söyledim. Bana dedi ki genel dengeyi ne hesapladın? Dedim biz genel dengeye inanmıyoruz dedim. Biz değişimi anlamaya çalışıyoruz. Siz kim dedi? Dedim post keynesiyenler. Onlar kim dedi? Şimdi ben önce acaba küçük düşürmeye mi çalışıyor? Stratejik dil mi kullanıyor derken baktım gayet ciddi ve samimi bir şekilde bilmiyor. Ben de bizim ekolün önde gelen isimlerini saydım işte. Kalecki, Kaldor, Minsky, Robinson. Hiç duymamıştı. Yani Exeter Üniversitesi'nin associate profesör olacak kadar iyi bir kariyer yapıyorsunuz ama bu insanları duymadı bu noktaya gelebiliyorsunuz. O zaman hocam bizim cahilliğimiz normal yani. Tabii. O yüzden ben biraz agresif görünüyorum sosyal medyada ama iktisatçı olmayanlara ve öğrencilere karşı değil. Onlara karşı çok kibarım. Bilmeyen, duymayan. Benim kızgınlığım iktisatçı olup hem bu alternatif yaklaşıma kulağını kapatıp evet. hem de aslında daha kötüsü yaşadığı deneyimleri özellikle merkez bankacılığı, hazine gibi, bankacılık gibi pratiğin içinden gelip de hala ders kitaplarındaki ezberleri tekrarlayıp yaşadıklarını karşılaştırmayıp öğrendikleriyle bu ezberlerini kırmayıp buna binaen hala o yanlış teoriye dayanarak temel sıkma yoksulluk önermelerine ben tepki gösteriyorum. Ve şunu söylüyorum. Meseleyi anladığınızda benim ne kadar kibar olduğumu anlayacaksınız. Ya iktisat kadar vasatlığın takdir gördüğü bir disiplin yok. Şöyle bir örnek vereyim. Yani ne dedim işte sosyolojide de ekoller var. Yapısalcı, post yapısalcı, işte postmodern vesaire. Ama mesela bir üniversite sosyoloji bölümü tepeden tırnağa Sadece yapısalcılardan ibaret olmaz. Bir iki tane öbür ekolden alır. Kültür sosyolojisi çalışan değil mi mesela? Ya da psikoloji bölümüne sadece davranışsalcı alınmaz. Bazı üniversitede davranışsalcı psikoloji hakidir. Mesela Leeds Üniversitesi'nin psikoloji bölümü daha çok ona yoğunlaşmıştır. Ankara Siyasal'ın sosyoloji bölümü daha Marksist'tir ama İstanbul Üniversitesi'nin sosyoloji bölümü başka bir yok. Yani bir yer bulursunuz kendiniz. Ama bu iktisatta yok. İktisatta bütün dünyada tek bir ekol var. Başka hiç ekol yokmuş gibi davranılıyor. Almaya Mesela 2-3 üniversite var sadece. Ve şöyle bir mekanizma kurulmuş. İşte siz en çok atı falan yüksek puanlı dergilerde yayın yaparsanız pozisyon buluyorsunuz veya olduğunuz pozisyonu koruyabiliyorsunuz. Ama o dergiler alternatif yaklaşıma kapalı. Çünkü o derginin editör kurulu ve yayın kurulu sizin teorinizi bilmiyor. Yani biz işsizlikten başka bir şey anlıyoruz. Onlar başka bir şey anlıyor. Farklı bir iletişim konuşuyor. Ben bunu Amerika'da, 2019'da New York'ta yani dünyanın en kalabalık kreşsizlik konferanslarından biriydi. ASA konferansı. Ben oraya şu hevesle gittim işte. Gidip orada karşı karşılaşacağım onlara ve tartışacağım. İşte birbirimizin yayınlarına, sessionlarına, oturumlarına gireceğiz. Baktım herkes kendi ekonomikine giriyor çıkıyor. Ben biraz diğerlerinkine gireyim dedim. Bir iki soru sordum. Yok anlaşılmıyoruz. Yani o İspanyolca konuşuyor ben Fransızca konuşuyor gibiyim. Yani şimdi niye haksızlar? Çünkü iktisadın temelde nasıl çalıştığına dair ilk varsayımları yanlış. İlk temel varsayımları yanlış kurunca onun üzerine bina ettiğiniz diğer bütün iktisadi fenomenler arası ilişkiler işte bütçe açı, cari açı, enflasyon, işsizlik hepsi ters yüz. Peki nedir o varsayımlar? varsayım hocam? Mesela birinci varsayım en temelde bence o ana akım yaklaşım bir kere geleceğe öngörülebilir görüyor sanıyor. Yani gelecek geçmişi tekrar eder. Küçük hata payları çerçevesinde biz geleceği bilebiliriz. Oysa hayır gelecek bilinemez. Bilinemediği için gelecek zaten. Ve biz karar alıyoruz değil mi? Karar almak nedir? Aslında gelecekle ilgili şey. Bunu yapacağım 5 sene sonra şurada olacağım. Bilmiyorsun. Karar almak böyle bir şey. Risk alıyorsun. Bilmiyorsun ne olacak. İkincisi buna dayanarak şu önermeyi yapıyor. İşte gelecek bilinemez. O zaman hepimiz rasyoneliz. Nedir? Çıkarını maksimize eden birey. Ama biz insanların duyguları var, takıntıları var, korkuları var, kıskançlıkları var. Kişisel yani, var. Evet bir ürünü sen sadece kendi faydaları maksimize etmek için almıyorsun. Komşun aldığı için de alıyorsun. Altta kalmamak. Değil mi? Ya da işte onun üstüne çıkmak için. Ya da bazı ürünü almıyorsun. Takıntın var. Sevmiyorsun. Aslında senin faydana belki gibi. Ve zaten rasyonel olman için senin geleceği bilebilmen lazım. Ama geleceği bile, bilemiyorsan rasyon olamıyorsun. Yani durumunu iyileştirmeye çalışmak başka bir şey. O yüzden bizim rasyonel terimiz biz ki sınırlıdır. Maksimize edemezsin her zaman. Üçüncüsü işte bunlara dayanarak yatırımların tasarruflarla finanse edildiğini sanıyorlar. Böyle sanınca bu önermeyi koyunca bir sonraki anında ne demen gerekiyor? Yani daha çok yatırım yapman için daha çok tasarruf olması lazım. Tasarruf yapmak için ne yapman lazım ülkece? Kemer sıkman lazım. O yüzden biz hep kemer sıkma yönlendiriyorlar. Oysa tam tersine yatırımlar tasarrufları yaratıyor. Yani firmalar yatırım harcaması yaptıkça kar ve ücretler artabilir. Ve insanlar tasarruf edebilecek bir gelir oluşabilir. Yani bunlar şunu mu diyor? Önce işte halk tasarruf etsin, kemer sıksın. Sonra Kendin. yatırım olsun. O biriken evet. miktardan. Ama siz diyorsunuz ki hayır. Önce bir firmalar para harcasın, yatırım yapsın, istihdam oluşsun ki tasarruf oluşabilsin. Evet. Buradan şuna geliyoruz. Bu meselinin çekirdeğinde para Para nasıl yaratılıyor? Para nedir? Ana akım yaklaşımı kapitalizmi hala kapitalizm öncesi takas ekonomisiymiş gibi sanıyor. Yani siz elma üretiyorsunuz. İhtiyacınız 5 elma, 8 elma ürettiniz. Ben muz üretiyorum. İhtiyacım 10 muz, 15 muz ürettim. Hadi bunları takas edelim. Pazarlık yapacağız. Kaç muz, kaç elma yapıyor? Tamam belirledik. Okey. E bu dünyada böyle bir konu. Paraya çok ihtiyaç yok. Zaten onların iktisat anlayışında da paranın çok bir rolü yok. Ve parayı bu iktisadi değişkenlere nötr olarak çok etkilemeyen kısıtsal bir faktör olarak görülür. Para sadece o takası kolaylaştırıyor. Yani çünkü nedir? Elma fazlanız var ama sizin muysu ihtiyacınız yok. Sizin armut ihtiyacınız var. O zaman paranın olmadığı bir durumda elma ihtiyacı olan ama armut fazlası olan birini bulmanız lazım. O da zor mesele. O zaman ne yapıyorsunuz? Parayı icat ediyorsunuz o anlatıya göre. Bu parayla siz malınızı satıyorsunuz gidip ihtiyacınızı alıyorsunuz. Bu takasınızı kolaylaştırıyor. Daha az zaman harcıyorsunuz alışveriş için. Tamam. Ama para öyle ortaya çıkmadı ki. Gerçekten böyle olsaydı paraya çok ihtiyaç olmayabilirdi. Para aslında muhasebesel bir giriştir, bir, muhasebesel bir kayıttır ve borçtur. Borcun ortaya çıkışıyla ortaya çıkmıştır para. Tarihte de eski Mısır'da da. Yani muhasebenin icadıyla dört giriş yani varlıklar, yükümlülükler biraz teknik kalacak girmeyeyim ayrıntısına. İlgilenen varsa paranın ortaya çıkışı ile ilgili eski Mısır'da muhasebenin ve borcun ortaya çıkışıyla bakabilirler. Dolayısıyla para aslında bir borç sözleşmesidir. Ve şurada bir mantık hatası var. Siz ekonomik sirkülasyonu ilk başlangıcını ekonomik sirkülasyonun son aşamasını başlatamazsınız. Şunu söylüyorum. Tasarruf sirkülasyonun son halkasıdır. Bizim tasarruf etmeniz için ne lazım? Sizin gelir elde etmiş olmanız. Geliriniz yoksa tasarruf... E, o zaman benim bu tasarruf ettiğim ilk para nereden geldi de ben tasarruf ediyorum da bankaya yatırıyorum banka da onu paraya ihtiyacı olan firmaya veriyor oluyor. Nereden geldi bu para? Bu ilk para nereden geldi? Tasarrufla. E, tasarruf ettiysen ben param var ki tasarruf etmiş. Bu ilk para nereden geldi? Bu sorunun cevabı yok orada. O yüzden mantık hatalarıyla örülü bir anlatıları var. Asıl şu... Biz şunu söylüyoruz. Parayı banka yoktan yaratır. Banka kredi verdiği anda kredi verdiğin kişinin hesabına, mevduat hesabına para yazar. O kişi o parayı harcadığı anda ekonomiye para girmiş olur ve dolaşıma girer. O zaman firma maaşını ödeyebilir, ham madde alabilir, makine alabilir, üretimini yapar ve hasılat elde ettikten sonra kredi borcunu öder. Kalan parayı tasarruf eder. Tasarruf bu halkın son aşaması. Buradan baktığınız zaman peki bize şunu söylediler. Tamam da yani ne önemi var ki bunun şimdi? Ne bu kadar bunu vurgulayıp duruyorsun? Aynen şu cümle söylüyor. Bize üslup diye takılıyor. Papağan gibi ne tekrarlıyor? Hmm. Güzel kardeşim biz şunu söylüyoruz. Sen bunu böyle anlamadığın zaman geliyorsun bana şunu öğreniyorsun. Devlet de harcama yapmak için krediye ihtiyacı, şey, vergiye ihtiyacı var. Vergiden harcar. O zaman devletin harcaması vergi gelirin üzerine çıkıp bütçe açığı verdiği zaman faiz artar. Faiz artarsa ekonomi daralır, enflasyon artar gibi önermelerde bunu bana hükümete, topluma kemer mı öneriyorsun. Ama söylediğin yanlış. Çünkü devlet de harcadığı anda devletin bankası olan merkez bankası para yaratır. Devletin harcamak için vergiye ihtiyacı yok. Devlet borçlanmaya gittiği zaman da bütçe açığını borçlanmak için, bütçe açığını finanse etmek için borçlanmıyor. Devletin borçlanmasının sebebi faizleri kontrol etmektir. Çünkü mesela bakın dünyanın hiçbir ülkesinde kamu borcuyla bütçe açığı eşit değil. Hı -hı. Hiçbir ülke. Japonya'nın kamu borcu gayri safi milli alsın %262'si. Ama bütçe açığı ne kadar? %4,5. Niye ihtiyacı olanın 45 katı borçlanıyor Japonya? Faizi de 0,1. Hatta Şubat'a kadar eksi 0,1 artmıyordu. Hmm. Amerika'nın bütün çağı açı... %5 kadar gayri safi milli ama kamu borcu %130. İtalya'nın öyle, İngiltere'nin öyle, faizleri düşük. Merkez Bankası faizi arttırmadığı sürece tahvil faizleri artmıyor. E sizin anlattığınızla alakası yok bunun. Yani siz bu önermeyi yaparken 60 yıldır hiçbirinizin aklınıza gelmedi mi? Bütçe açığıyla kamu borcunun denk olup olmadığına bakmak. Hatta şunu söyleyeyim. Almanya 2013-2019 arası bütçe fazlası veriyordu ama kamu borcu vardı. Hatta çok ilginç. Yaptığı kamu borcu bütçe açığı verdiği yıllardan daha fazlaydı. Gayri safi üniversite oranı olarak. Niye? Sormuyor musunuz kendinize? Bilim adamısınız. Bilim insanınız. Çok doğayensiniz. Prestijlisiniz. Aklınıza hiç gelmiyor mu? Ya Almanya niye 6 yıl boyunca bütçe fazlası verdiği halde borçlandı? Peki niye ve... sormuyorlar sizce? Oraya gelin. Daha ilginç. işte Fransa ile Almanya. Aynı yıllarda Fransa bütçe açığı veriyordu. E sizin teorinize göre Fransa bütçe açığı veriyor. Almanya bütçe fazlası veriyorken Fransa'da enflasyonun ve faizlerin daha yüksek olması gerekiyor. Değil mi? Sizin teoriye göre. Çünkü bütçe açığı verince devlet borçlanamayacak, Anacak, borcunu ödeyemeyecek, daha çok borçlanmak zorunda kalacak, piyasa para vermeyecek, faiz artacak. Ama Almanya ile Fransa ne enflasyonu ne faizi hiç farklı değildi. Çünkü ikisinin de faizi Avrupa Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Merkez Bankası belirleniyor. Ve enflasyon da talep kaynaklı değişti. İşte o parayı öyle aldığınız zaman mevduattan kredi veriliyor bankalar ve tasarruflar yatırımı finansiyeli dediğiniz zaman kurduğunuz düzenekte enflasyonda talep kaynaklı görürsün. Talep arttığında faiz, enflasyon artar. Talep arttığında enflasyon. Ama böyle olmadı mesela pandeminin başında. Devletler bir sürü para bası. 3 trilyon dolar hemen ilk anda Amerikan meclisinden, senatosundan geçti. Peçekler ödediler insanlara. Almanya 750 milyar euroluk paket geçirdi meclisten koronun başında. Ne vergiler arttı, ne faiz arttı, ne borçlanma arttı, ne de öbür harcamalardan kıstılar. Gerçekten objektif ve entelektüel haysiyet sahibi, bilimsel dertleri olan bir disiplinin ne yapması gerekiyor? Kendisini sorgulaması gerekiyor değil mi? Ya biz, bunu bunu diyorduk ama bunlar olmadı. Almanya batmadı. Almanya'nın 2019 vergi geliri 790 milyar euro. Bir meclis kararıyla 750 milyonluk paket geçirdiler. Bir önceki yılın toplam vergi geliri sadece 40 milyar aşağısı. Demek ki vergiyle ödenmiyormuş. Demek ki böyle bir durumda harcama yapılabiliyormuş. Devlet para yaratıyormuş ve bu bütçe açığı, enflasyonu da faizleri. Enflasyon ne zaman yükseltti? 2 yıl sonra. Şimdi firmalar 2 yıl sonra mı dank ettiler? Aa piyasadaki para miktarı arttı. Bu ilk para yaratıldığı aylarda Almanya'da da Fransa'da da İngiltere'de de Amerika kadar aylık enflasyon negatifti. Fiyatlar düşüyordu. Yıllık enflasyonda %1'in altındaydı. 2 yıl sonra savaş çıkınca doğal gaz ve petrol fiyatı fırlayıp uluslararası ticaret bloke olunca firmalar üretimini arttıramadığı için fiyatlarını arttırdılar. Aslında firmalar talep arttığı zaman üretimlerini arttırırlar. Rekabet olduğu sürece. Ve üretimini arttıracak kadar atıl kapasitesi varsa. Bu arkadaşların böyle sofistike düşünmek gibi dertleri yok. En kibar tabirle. Yani bir ezber var. Talep artarsa enflasyon Devlet para basarsa enflasyon olur. Kamu harcamasını kısarsak enflasyon düşer. Faizi arttırırsak enflasyon düşer. E olmayınca e, yapısal reform eksikti. E, abi en başta söyle senin yapısal reformu. En başta söyle. Sonra yani çocuk gibi sonradan bahane uyduruyorsun. E sen koskoca profesörsün. Faiz artışını çok acil bir çözülmüş gibi sunuyordun. Hemen şimdi. E, bir yıl geçti. Senin kurun da arttı. Enflasyon da arttı. Düşmedi. Sen yapısal reform dediğin şey de zaten orada da iki problem var. Bir, yapısal reform dediğin şey adı üstünde yapısal etkisini bir ayda alamaz uzun sürer. 5 yıl sonra alırsın sonucunu. Adıysın yap. ne kastediyorsun sen sorunca yapsan şey hukukun üstünlüğü kurumsal iyileştirmeler eğitim e, eğitim reformu yaptın yarın mı sonucunu alacaksın en adil çözüm faiz diye sunuyordun arttırdık faizi ne oldu çuvalladın niye yanılgınla yüzleşmiyorsun bilimsel ahlak bu değil mi ve sorun şu sen basit bir önerme yapmıyorsun oyun oynamıyorsun senin bu yaptığın önerilen milyonların insan hayatını etkiliyor yüz binlerce firma batıyor yüz binlerce eve haciz gidiyor insanlar iflas ediyor işini kaybediyor bunların maliyeti var senin sosyal sosyal sorumluluğu var. Sen kamusal entelektüelsin. Ettiğin lafın nereye gideceğini bilmek zorundasın. Çok istiyorsan he, talebin düşmesini sen istifa et. Sen maaşından feragat et. Şeyi alkışlamasını biliyorsun. Akbank'ın yaptığı 300'lük kar artışını. Koç Holding'in performans diye tweetlerinde alkışlıyorsun Özgür Demirtaş Bey. O maaş artışı dendiği zaman ayağına basılmış gibi enflasyon. Enflasyon temel sebebi maaş artışı değil. Gördük. IMF e bile kabul etti. Aşırı karlar. %300 kar artışı nedir? Kimin geliri o kadar artıyor? Ayrıca maaşlar artarsa firmalar talep artışı üretimini arttırır. Ve o üretim arttırarak maaş artışının maliyetini emer. Siz ekonomide tek bir firma ve tek bir ürün varmış gibi varsayıyorsunuz. Oysa benim işçime ödediğim maaş başka firmanın geliridir. Çünkü benim işçim başka firmanın malını satın alıyor. Biz senin dediğini yaparsak, ücretleri kısarsak tamam benim maaş giderim az oluyor. Güzel. Ama onun işçisi de benim malımı satın alıyor. O da kısarsa benim gelirim düşecek. Ben kısarsam onu, o firmanın geliri düşecek. Senin söylediğin tam tersini. Sen teorinde diyorsun ki ücretler artarsa işçiler daha fazla emek arz eder. Ama firmalar da ücretler arttığı için daha az emek talep eder. Daha az iş çalıştırır. O yüzden işçi çıkartırlar. Ücretler düşerse firmalar daha çok işçi alır. Niye daha çok işçi alsın ücret düşerse? Geçen ay saat başı 10 euro ücret veriyordum. Devlet dedi ki ücretleri 5 euro, 5 dolara düşürdüm. 10 kişi çalıştırdım. 10 çarpı 10, 100 dolar. Saatlik toplam 100 dolar ücret veriyorum. Ben şimdi 50 dolar verecekken 20 kişiye çıkarttım çalışanımı da tekrar 100 dolara çıkartayım? Eğer benim siparişlerim artmıyorsa, aklımı yitirmediysem ama tam tersine ücret 5 dolar düşürürsen insanlar satın alamayacak olacak ve ben o zaman işi çıkaracağım. E, grafiklere bakın. İstihdam artıyor, ücretler artıyor, enflasyon yavaşlıyor ve ücret artışı istihdamı arttırıyor ama tam tersi olunca işi çıkardıkça, ücretleri baskıladıkça sizin söylediğiniz tam tersi oluyor. Yani sorun şu. Bunlar hiç hakim olmasalardı medyaya, ekonomi departmanlarına, siyasi partilerin ekonomi politikalarına kendi kendilerine köşede takılsalardı. Fantezi yapsalardı. Çok seviyorum modellemeleri. Böyle matematiksel modellemeleri. O yüzden dedim ya en başta o Exeter'deki üniversiteki bana diyor ki genel dengeyi ne hesapladın? Ben dedim ki hayır genel dengeyi biz hesaplamıyoruz. Biz değişimi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü iktisat sizin en başta söylediğiniz konu aslında. Farklı çıkarların çatıştığı bir alan. O yüzden teknik bir bilim değil ve tek doğru da değil. Öyle olunca bir tarafın yanında dolmak zorundasınız. Siz hem hakimsiniz hem de yanlış söylerle insana yoksulluk da yatıyorsunuz. Ne için? Büyük küresel tekelci ve finansal sermayenin çıkarlarını savunuyorsunuz. Siz bunun sözcüğünü ve bunu topluma bilinmiş gibi anlatıyorsunuz. Teknik terimler kullanıyorsunuz işte. Leverage ratio, yapısal reform, dolar euro paritesi. E kimse anlamıyor, bilmiyor. Abi yok, koskoca profesör, kravatlı böyle temiz giyimli değil mi? adam merkez bankasında çalışmış. Da. Herhalde doğrusu. Şimdi siz doktora gittiğinizde itiraz edebiliyor musunuz doktora? Bilmiyorsunuz ve hastasınız. En aciz anınızla gidiyorsunuz doktora. Bütün iktidar onda. Zaten... Bunlar da o pozisyonu sömürüyorlar. Zaten şöyle bir şey de var. Mesela televizyonlarda yıllardır aynı isimler çıkıyor. Öngörülerde bulunmuş bu insanlar ve öngörüleri tutmamış ama yeni bir durum oluşmuş ekonomide. Yine bu insanlara başvuruyor. Yine bu insanlar fikir beyan ediyor. Yine bu insanların borusu ötmeye devam ediyor. Yani böyle bir kısır döngü de var yani. Ya şöyle komik bir şey de var. Şimdi bu arkadaşlar çok layık, cumhuriyetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlar. Şimdi tabii CHP'li olmak Türkiye'de apolitik ya yani da politik tarafsızlık da gibi algılanıyor. Türkiye'de ana akımcı diyebileceğim ikisi çoğu bu altılı masa etrafında toplanmışlardı. Ve AKP muhalefet ettikleri için muhteber görüntü sergilediler. Tamam AKP yanıldı, yanlış politika yaptı. Yani nasıl yanlış? Toplumun genel refahı için yanlış politika yaptı. Ama sırf o yanlışa itiraz ediyorsunuz diye siz doğru olmuyorsunuz haliyle. Ve daha açısı bunlar kendileri politik olarak da bir taraf oldukları için, iktisadi olarak da bir sermaye grubunun çıkanı savundukları halde tarafsız objektifmiş gibi bir profil çizdiler. Şimdi şey ilginç. Yani benim derdim şu. Tamam gerçekten dediğiniz bilimsel olarak doğru olsaydı eyvallah. Tamam bilimsel gel gerçeklik bu. Biz kemer sıkalım, talebi baskılayalım, işsizliği arttıralım. Ama öyle olmuyor. Mesela bakın Harvard Üniversitesi'nde şu an ders veriyor, Obama'nın danışma ekibindeydi Josh Mason ve eski Hazine Bakanı, ABD'li Hazine Bakanı Larry Summers 2022'de enflasyon ABD'de %10'a vurduğunda bizim enflasyonu %2'ye çekmemiz için işsizliği %8'e çıkarmamız lazım dediler. Ama enflasyon %3,5'a düştü şu an. İşsizlik de %3,5 civarına dolandı, hiç artmadı. İspanya'da 2010 2014 yılında Avrupa Komisyonu İspanya için enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı %26 olarak hesaplamıştı. Yani bu şu demek işsizlik %25 ve altına düşerse enflasyon artar. İspanya'da işsizlik %26 ve üzerinde olmalı ki enflasyon artmasın. Peki işsizlik ne oldu İspanya'da? Bugün %12'ye düştü. Enflasyon da %2'ye düştü. Estonya'da, Brezilya'da nereye bakarsanız enflasyon işsizlik arasında sizin dediğiniz gibi ilişki yok. Bizim enflasyon düşürmek için yüksek işsizliğe razı gelmek gibi zorunlu da yok Peki Ama, Özgür Demirtaş niye tweet atıyor işte Temmuz'da asgari ücret zammı olmasın bu korkunç bir şey. Işte orada ilginç bir performans var yani bu arkadaşlar şeyi çok iyi beceriyor. Yanlışlandıkları, haksız çıktıkları noktada bile kendinin haklı çıktığını iddia ediyor. Evet. Sevgili Özgür Demirtaş işsizliğin arttırılmasını gerektiğini, asgari ücreti arttırmasını, enflasyon yarat canı söyleyen sensin. Ve sen Mehmet Şimşek göreve geldiğinde videolar çekip kampanyalar düzenleyip bu videoyu babaannenize bile izletin. Herkes desin bu vatan meselesi diye destek verdim. Faiz artışını savundun. Kemer sıkmayı savundun. kamura tasarrufu son. Şimdi bunların olumsuz sonuçlarından şikayet etme hakkın yok senin. Sen burada haklı çıktığını iddia edemezsin. İşte efendim asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalacak. E sensin yüksek aşırı talep dolayısıyla enflasyon var diyen. Bizim bu başarımız var. Üç kişiyiz. Çok değiliz. 3 beş kişiyiz ve biz enflasyonun talep değil aşırı kar kaynaklı olduğunu gösterdik ve haklı da çıktık. Veriler de gösteriyor. Bütün dünyada aşırı karlar arttı. Büyük tekerlerin şeyi tetikledik. Çünkü fiyatları büyük firmalar belirler. Küçük firmalar fiyat belirleyemez. Ve sizin faiz artışınız sayesinde enflasyon düşmedi ABD'de. Şimdi sizin teoriniz ne diyor? Faizi arttıracaksın. İnsanlar harcamayacak. Çünkü faiz yükseldi. Çünkü faiz artınca diyorsunuz ki insanlar ve firmalar çok kredi çekmeyecek. Faiz arttığı için parasını tasarruf edip parasının mevduat faizine koyacak. Dolayısıyla harcama kısılacak. Harcama kısıldığı zaman enflasyon düşecek. Ama ABD'de mevduat faizi 0.5'ta kaldı. ABD Merkez Bankası faiz arttırırken ABD bankaları sadece kredi faizlerini arttırdılar. Mevduat faizini arttırmadılar. Çünkü ABD bankaların mevduata ihtiyacı yok. Zaten aşırı fazla likiditesi var. Ve daha ilginci enflasyonun düştüğü hiçbir ülkede ne tasarruflar arttı ne işsizlik arttı. Enflasyon arz kısıntıları, tedarik sorunları kaynaklıydı. Çipler ulaşamıyordu, nakliyatta sorunlar vardı. Ondan dolayı arttı. Enerji fiyatları arttı, savaş dolayı. Bu sorunlar halloldukça, gevşedikçe de enflasyon da düştü. Talep tarafında olan değişiklik. Hatta şu daha ilginci Amerika'da bugünkü reel tüketim miktarı pandemi öncesiyle aynı. Yani enflasyonun yüksek olduğu dönemde de reel tüketim harcaması, değişim miktarı pandemi öncesiyle aynı. Talepte aşırı bir artış yok. Hatta siz şöyle bakarsanız nominal harcamaya evet artıyor görünüyor. Ama fiyatlar arttığı için nominal tüketim harcaması artıyor. Siz kahve önce 2 euro veriyordunuz, şimdi 3,5 euro veriyorsunuz. Ekmeğe 1,5 euro veriyordunuz, şimdi 2,5 euro veriyorsunuz. E, ekmek fiyat tüketimini çok kısamıyorsunuz, yemek zorundasınız. Kiraya pandemi öncesinde 500 dolara veriyordunuz, şimdi 900 dolar veriyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ben evin 4'te 3'ünü mü kullanacağım diye, diyebilir misin? Yok, ben evin 3'te 1'ini kullanacağım. Vereceksin o kirayı. O yüzden sen nominal baktığın zaman artıyor görünüyor. Ama o fiyatlar arttığı için nominal harcaman. Sen yine aynı miktarda evi, aynı miktarda elektriği, aynı miktarda

aynı miktarda ekmeği, domatesi tüketiyoruz. Talepte fazla bir artış yok ki olsaydı bile firmaların atıl kapasitesi ve stoklarında mal olduğu için onunla karşılıyorlar. Olmadığı zaman fiyat artırırlar. Tamam. Dolayısıyla enflasyon talep kaynaklı değil. Bunu söylemelerinin sebebi enflasyon aşırı kar kaynaklı ve bu aşırı karları yapan büyük firmaların yüksek karlarını gizlemek için geliştirilmiş bu söylem. Bu masum bir şey değil. Siz eğer gerçekten Amerika'nın faizi arttırarak enflasyon düşürdüğünü iddia ediyorsanız Amerika'da tasarrufların neden düştüğünü açıklamak zorundasınız. Neden tasarruflar düşerken enflasyon düşmüş? Senin teorinin tam tersi olmuş. Senin teorine göre tasarrufların artması lazımdı enflasyon düşmesi için. Oysa tasarruflar düştü çünkü senin gelirin artmadı fiyatlar kadar. Sen eskiden 2000 dolar kazanıyordun. 1500'ünü harcıyordun. 500 dolar tasarruf ediyordun E şimdi gelirin 2200'e çıktı ama fiyatlar 2500'e çıktı. Sen 300 dolar borçlanmak zorundasın. Hatta tam tersine senin dediğin aksine enflasyon sürecinde Amerikan Merkez Bankası faizi arttırırken insanların kredi talebi düşmedi yüksek faize rağmen. Çünkü hem firma olarak senin maliyetlerin artmış enflasyon yüzünden enerji girdi, ham madde, doğalgaz vesaire hem Anı halkı olarak tüketim sepetinde yaptığın harcama artmış. Gelirin bu kadar artmadığı zaman bunu ödemek için gereken parayı bankadan alıyoruz. Dolayısıyla enflasyonla para miktarı arasındaki ilişkinin yönü de senin dediğinin tersi. Sen para miktarı artarsa enflasyon artar diyorsun. E peki o zaman pandemi başında büyük bir artış oldu Avrupa'da ve Amerika'da. Devletler piyasaları borsada kurtarmak için ve sokağa çıkıp çalışamayan insanların gelirini desteklemek için para dağıttılar. Niye enflasyon o zaman yükselmedi? 2 yıl sonra yükseldi ve enflasyon 2 bir sene sonra yükselince yüksek faize rağmen kredi talebi arttı. Para miktarı arttı. Yani aslında enflasyon para miktarını arttırıyor. En başta söylediğim para meselesini doğru anlamayınca bütün her şeyi ters kuruyorsun. Bu da yetmiyormuş gibi bu ters yanlış kurduğun teoriyle bana yoksulluk dayatıyorsun. Ve bunu bilimsellik bir kılıfı altında. Şimdi Mahve İlmez bütün bunları gördü. Bir kitap yazmış. Ben kitabı edinemedim. Cumhuriyet Gazetesi özetini yapmış kitabın. Diyor ki artık ana altın teoriler gerçeği açıklayamıyor. Ve neoliberal politikalar toplumsal refah sağlayamıyor. Bir. Günaydın. İki, sen hala o teorilerle bana analiz yapıyorsun. Daha dün asgari ücret artışı enflasyon yaratır ama arttırmamakta çok vicdansızlık olur. Şimdi bunu söylemesinin sebebi de biziz. Bizim muhalefetimiz olmasaydı biz sürekli insanları bıktıracak düzeyde biliyorum o algıyı. Hayır bu böyle değil diye vurgulamasaydık ve enflasyonun ücretlerden kaynaklı olmadığını, enflasyon indirmek için işsizliğe artırmak gerekmediğini, aşırı karlardan ve arz kısıntılarından kaynaklı vurgulamasaydık şimdi bu arkadaşlar vicdanlı görünmek adına bu pozisyona geçme gereği duymayacaklardı. Çünkü öncesinde meydan boştu. Bilimsel bir hegemonya kurmuş, objektif bir görüntü. Yani sen ömrü billah hazinede çalışmışsın. En üst kademesin müsteşarlığa kadar gelmişsin. Sonrasında bankalarda üst düzey yöneticilik yapmışsın. Ama hala kamunun harcamak için vergiye ihtiyaç duyduğunu sanıyorsun. Bütçe açığının kamu borcuyla finanse edildiğini sanıyorsun. 2 gram tefekkür etmemişsin bunun üzerine. Bir bakmamışsın. Ulan bu vergilerle mi ödeniyor gerçekten? Niye bu bütçe açığı kamu borcuna hiç denk değil diye düşünmemişsin. Bayağı efendim bütçe açığı artarsa faiz artar. Amerika'da 80 sonrası pandemiye kadar bütçe açığı devasa yükseldi. Faizler düşüktü. Çünkü Merkez Bankası düşük tutuyordu. Ya senin teorin Amerika'yı açıklamıyorsa nereyi açıklayacak? Dile şöyle bir komik iddiası var Mahfi ve onun gibilerin. Şimdi bakıyorlar ne diyorlar? Para arzı artarsa enflasyon artar. Ama Amerika'ya bakıyorlar. Bu devasa bir para arzı artışı var. E enflasyon artmamış. Ha nasıl olabilir? O zaman bu para yurt dışına gitti. O zaman Amerika enflasyon yurt dışına ihraç ediyor. Şimdi peki siz Türkiye olarak enflasyon düşürmek için ne istiyorsunuz şu an 4 yıldır? Yurt dışına çıkan dolar geri gelsin değil mi? Dışarıdan dolar gelsin. Böylece dolar ucuzlasın. Kur düşsün. Kur düşünce ne oluyor? Zaten siz 2002 sonrası enflasyonu böyle düşürdünüz değil mi? Yabancı para cezbettiniz yüksek faizle. Biraz da Avrupa Birliği ilişkiler işte vesaire. Tamam dolar geldi kur düştü. Kur düştüğü için ithalat ucuzladı. ithalat ucuzladı enflasyon düştü. Demek ki aslında Amerika'nın bastığı para başka bir ülkeye gittiği yani zaman enflasyonu düşürüyormuş o ülkede. Arttırmıyormuş enflasyonu ihraç etmiyormuş. Çok basit bir mantık ya da başka bir örnek bu kendi önerdiklerinin sonuçlarından şikayet etme bu bir entelektüel ahlak tavrı değildir. Sen faiz artışını savunuyorsun. Faiz arttırdığın için 8'den 50'ye çıkarmak basit bir şey değil ya. Bu iş şey değil arkadaşlar. Evdeki klimanın ayarıyla oynamaya benzemez bu. Faizi biraz indir. Dur çok oldu. Biraz azalt. Bu kararların ekonomik sonuçları var ve insanlar işini kaybediyor. Tamam, önerdin. Okey, çok zaruri yapmamız gerekir. Okey, bu oynayacağız. 8'den 50'ye çıkarttım. Ekonomi daralıyor bu sefer, değil mi? Çünkü bazı firmalar o yüksek faizi ödeyemez duruma geliyor. Bazı han halkları kredi borcu. Bir de sen insanların gelirini baskıladın. Ücretleri baskıladın. Ücretleri baskılınca ben yaşamak için ne yapmak durumundayım? Kredi çekiyorum. Kiramı ödemek için, fatura ödemek için. Sonra sen faizi arttırıyorsun. Orta ölçekli küçük firmalar ve hane halkları iflas ediyor. Dolayısıyla vergi geliri oluşmuyor değil mi ekonomide? Ekonomi daraldığı için. Hem bütçe içinden faizin yapılan gideri arttırıyorsun. Mesela 2023'ten 2024'de Türkiye bütçesinde faiz ödemesi %467 artmış. 4 katına çıkmış faiz ödemesi. Şimdi KKM'ye servet transfer transferi diyorsun kur korumalı mevduata. Ama faiz artışı servet transferi olmuyor mu? Sen kur korumalı mevduatı fakirden aldığın vergiyle zengini ödüyorsun da faizi zenginden aldığın fakire mi ödüyorsun? Kur korumalı mevduat bütçeye yük de faiz artışı bütçeye yük değil mi? Aylık olarak KKM'ye yaptığın ödemenin bir buçuk katını faize yapmışsın. Faiz ödemeleri %467 artmış ve kur korumalı mevduat firmalı iflasa sürüklemiyor. Devleti de iflas etme. Sen devlet batacak diyorsun KKM'li. Devlet batmaz. Devlet kendi parasını basan bir entrenof batmaz. Bunu hala anlamadınız. Bu çok basit bir yanlış. Ve dört katını arttırdın. Ekonomiyi daralttın. Bu sefer bütçe açığı arttı. Bu sefer diyorsun ki mali disiplini kaybettik. Enflasyonu dizginleyemeyiz. Enflasyon dizgin demek için bütçe açığını da kapatmamız lazım. Ama o bütçe açığı senin faiz artışın yüzünden arttı. Bir. Efendim faizi ödemeler arttı. E sen arttırmasını istiyordun faizin. Onu geçtim. Bütçe açığını kapatmak için ne yapıyorsun peki? Önerin ne? Kamu harcamalarını kısmak. Yaptılar değil mi? Geçen ay kamuda tasarruflar. Nedir? Memurların servis kaldırıldı. Memurlar şimdi gidecek kendi parasıyla toplu taş koyabilecek. Tamam. Bu kadar kamudan işi çıkartacağız. Tamam. Asıl kamudaki israfın kaynağı olan merkeze dokunmuyorsun. O da ayrı. Ona laf etmiyorsun. Ona cesaretin yok çünkü. Saraydaki israfa laf söyleyecek cesaretin yok. Tamam kamu harcamasını kıstın, işsizliği arttırdın. E bu sefer kamu harcamasını kısınca bütçe açığı daha da artıyor. Çünkü piyasada vergilendirilecek geliri azaltıyorsun. Çünkü memurun yaptığı tüketim harcaması özel sektöre gelir. Sen o memurun yaptığı tüketim harcamasını kıstığın zaman özel sektörün hasılatı düştüğü için özel sektör de vergi ödeyemez oluyor. Çünkü geliri azaldı. Ve özel sektörde çalışan işçinin de geliri azalıyor. O da özel sektör işçi çıkartıyor. Hasılatı düştü. Bakın Amerika'daki rakamlara. Siz 80 sonrası ne dünyaya vaat ettiniz? Özelleştireceğiz her şey. Daha verimli olacak. Bütçe açığını azaltacağız. Sen ekonomideki sürükülasyonu canlandıran harcamaları kıstığın zaman kamu yatırım ve kamu istihdamı piyasada vergilendirecek geliri düşürdüğün için bütçe açığını azaltmıyorsun, arttırıyorsun. Arjantin'e bakın. ilk 3 ay şu an Milliye'nin yaptığı kesintilerle bütçe açığı pozitife döndü. O alkış. Ama şu an o bütçe açığı azalıyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde negatife dönecek. Üçüncüsü nasıl azaltacaksın bütçe açığını? Türkiye'nin vergi kalemlerinin büyük kısmı nereden geliyor? Dolaylı vergiler. %65. KDV, ÖTV, özel iletişim vergisi vesaire. Bir de ithalatta. Türkiye ekonomisine öyle bir büyük kötülük yapmışlar ki 2002 sonrası. Hem vergi gelirini ithalata bağlamışlar. Hem enflasyon ithalata kuru endeksli ve vergi geliri azaldığı zaman devlet ne yapıyor? KDV, ÖTV, benzin, elektrik, şeker, un, doğalgaza zam yapıyor. E Mehmet Şimşek sen temel hedefim enflasyonu düşürmek diyordun. Sen geçen sene Temmuz ayında KDV, ÖTV her bütçe açı olduğuna benzine zam yapıyorsun doğalgaza. Ve bunlar asıl enflasyon tetikleyen faktörler. Niye devlet olarak siz büyük kurumlardan vergi toplamayı beceremiyorsunuz? Bütün holdinglerin vergi borcunu siliyorsunuz her seferinde. O bütçe açığı yaratmıyor mu? Ona niye sesin çıkmıyor? Özgür Demirtaş mafya inmez. Niye yoksulun doğalgaz borcu silindiğinde ayağına basılmış gibi tepki gösteriyorsun? Bütçe açığı artacak. Bir kere şöyle bir çelişki var. Bütçe açığı hem faizi hem enflasyonu aynı anda arttıramaz. Çünkü bütçe açığının faizi arttırdığı iddiası ki öyle bir ilişki yok senin teorine göre. Piyasadaki para miktarını azaltması lazım. Diyorsun ki bütçe açığı faizi arttırır onların teorisinde. Niye? Çünkü piyasadaki parayı emer. Piyasada para azalınca faiz arttır. Ama aynı zamanda diyorsun ki bütçe açığı enflasyonu arttırır. Niye? E çünkü para basmaktır. Para yaratmaktır. Parayı arttırır. Bir hangisi? Bir şey aynı anda ikisini yapamaz. Para miktarını aynı anda hem azaltıp hem arttıramaz. Bu mantık hatası. Bu ilkokul çocukların bile yapmayacağı bir hata. Ama sen titrim var. Ben Amerika'da doktora yaptım. Burada makale bastım. Sen kimsin? Siz ekonomi 101 dersi bile anlamışsınız. Peki madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz teorinize. Ben 4 yıldır çağrı yapıyorum. Karşıma çıkın. Bizim karşımıza çıkın. Bize cevap verin. Biz sizin meslektaşınızız. Bizim de kariyerimiz. Hadi bakalım konuşturalım bu teorileri. Ben elindeki 4 tane soru soracağım size. İstediğiniz kadar kişi toplanabilirsiniz karşımda. İstediğiniz kanalda, istediğiniz moderatörle. Hangi dört soru onlar? Bir, bu söylediğim bütçe açığı hem faizi hem enflasyonu nasıl arttırsın aynı anda? İki, bana fiyatlamasını marjinal hasılat ve marjinal maliyete göre hesaplamış bir tane firma gösterin. Siz teorinizde bunu söylüyorsunuz. Üç, bana şunu açıklayın. Kredi mevduattan veriyorlarsa bankalar benim paramı benim iznim olmadan başkasına nasıl verirler? Ve bankalar kredi verdiğinde bilançosu aynı mı kalıyor yoksa genişliyor mu? bilançosu genişliyor yani para miktarı artıyorsa çünkü mevduattan verseydi para miktarı aynı kaldı. Senin paranı alıp bana veriyor. Tasarruf sahibinden alıyor senin teorine göre. Dört, bankalar krediyi mevduattan veriyorsa neden merkez bankaları faiz indirince bankalara kendi faizlerini indiriyorlar? Senin teorine göre indirmemeli lazım. Yani evet. çok basit sorular. Bütün bu anlatılara dayanarak bir iktisat politikası demeti sunuyorsun. Yanıldıktan sonra da başka bahaneler uyduruyorsun. Yok yapısal, tamam yapısal reform yapsaydı önce diyelim hükümet. Sonra faiz. bu sadece geç kaldı mı? Mesela Fatih Fatih Özatay geçtiğimiz Şubat ayıydı ya da Mart ayıydı. Kendisinin çalıştığı TEPAV kurumunda bir rapor yayınladı. Kendisinin de imzacısı oldu. 3 yazarlı bir rapor. Merkez Bankası faizi 500 baz puan arttırmalı. Yani 47.5'dan 48'e neyse işte 5 puan. Ondan önce şey diyorlar işte geç kaldı, azdı, düşüktü, beklentilerin altındaydı. O beklentileri de siz yaratıyorsunuz abicim. Merkez Bankası kendisi ben 500 puan arttıracağım demedi. Merkez Bankası o hafta gerçekten onların dediği gibi arttırdı. Kur yine düşmedi. Demediler bizim dediğimiz yanlış oldu ya da başka bir şey uydurdular... ya da kulağın üstüne yatla yani gene oral olmadılar sen ama topluma bir şey sunuyorsun bir çözüm sunuyorsun Dediğin olmuyor bir kere değil 12 ay boyunca faiz arttırıldı. Kur düşmek yerine arttı. Yabancı gelmedi. Sen gelecek diyordun. Ha bir de hukukun üstünlüğü ise mesele Türkiye'de hukukun altına altınmasına dair bir tepkin yok senin. Barış akademisyenlerine yapılanlar, Kürt gazetecilere, Kürt siyasetçilere yapılanlar, KHK'lara yapılanlar, eşcinselere yapılanlar, Ermenilere yapılanlar. Hiçbirinde sesiniz yok. Boğaziçi öğrencisine, sizin öğrencileriniz, siz ders veriyorsunuz onlara. Hukukun üstünlüğü ise hukuku savunmanız lazım sizin. Ama sizin kastetin hukukun üstünlüğü sermayenin hukuku. Ve daha korkuncu. Sen vatandaşın demokrasi için değil, yabancı sermaye gelsin diye halkın üstünlüğü diyorsun. Aslında yapısal reformdan kastedilen bütün literatürde şudur. Emek piyasasının güvencesizleştirilmesi, sendikasızlaştırma, esnekleştirme, yapısal reformdan kastediyor. Ama bunu öyle süslüyorlar, paketle, ay yapısal reform, yapı reform. Evet, yapıyı reform etmek lazım, doğru. Ama hangi anlam? Ama yapısal reformun neoliberal literatürdeki karşılığı sendikasızlaştırma ve güvencesizleştirmedir. bunu AKP zaten 2002'den beri yapıyor. Peki şimdi yabancı geliyor değil mi? Yabancı geliyor şey alıyor. Türk lirası tahvil alıyor. Yapısal reform oldu. Niye geliyor şimdi? Çünkü siz faizi maksum yaptınız. Faizi maksum yapınca Türk tahvillerinin fiyatını da minimum yaparsınız. Bir. Faizi arttırırken de doları da arttırdınız. Merkez Bankası'nın rezervlerini tamir edeceğiz, toparlayacağız diye. Dolayısıyla Merkez Bankası piyasadan döviz topladı ve kuru yükseltti. Hem ihracatçını teskin etmek için AKP'nin destek son ihracat. Hem de kuru yükselttiğiniz zaman TL'nin de değerini dip yaparsınız. Hem TL'nin dolara karşı değerini dip yaptınız. Hem Türk tahvillerinin değerini dip yaptınız faiz artıra. Böyle ne olur bu, bu, durumda? Yabancı gelip şimdi TL tahvili aldığı zaman en dipten alır. Çıktığı zaman da hem kurdan hem faizden kar yapar. Bunu ben ta Kasım'da yazdım. FED faiz arttırırken sizin faiz artışlarınız dolara düşünmeye yetmez. Çünkü FED faiz arttırıyor. Ve küresel finans aktörlerinin, yatırımcılarının portföylerinde, ellerinde trilyon dolar ABD tahvili var. Toplam dünyadaki yabancı yatırımcının elindeki Amerika Amerikan tahvil miktarı trilyon dolar olacak. Fed faizi bir yüzde bir arttırdığı zaman bir trilyonun yüzde bir ne yapıyor? Bayağı bir para yapar. <laughs> 100 milyon mu yapıyor? 100 milyar mı yapıyor? O kadar gelir elde. Ama ABD'li ya da İngiliz ya da Kanadalı ya da neyse Fransız küresel yatırımcıların da o kadar çok Türk tahvili yok. 100 milyar Türk tahvili var diye. 100 milyarın %50'si ne yapar? Sen 8'den 50'ye çıkarttın. Hadi 58'e çıkarttın faiz. %50 arttırdın. 100 milyarın %50'si 50 milyar. 100 milyar dolar nerede? 50 bin dolar nerede? Yani miktar olarak Dolayısıyla sen faiz arttırman o yabancıyı FED faiz arttırırken, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırırken onu cezbetmeye yaramaz. Aynı şey Arjantin'de de oldu, Güney Afrika'da da oldu. Orada da mı yapısal reform yok? Ne şimdi geliyorlar? Çünkü şimdi Avrupa Merkez Bankası bu hafta faizleri indirdi. Amerika Merkez Bankası indireceğiz diyor bu sene için Eylül gibi sinyalini veriyor. Onlar şimdiden pozisyonunu alıyor. Bunlar faizi indirdiği zaman o faizi yükselttiklerinde tahvil Amerikan tahvilinin fiyatı dip yapmıştı. Aldılar ucuzdan. Şimdi Amerikan tahvilinin fiyatı yükseldiğinde satacaklar. Karlarını realize edecekler ve orada faizler düştüğü için de kendi ülkelerine ucuza borçlanıp gelip Türkiye tahvillerini satın alacaklar. Yapısal reformla falan alakası yok. Anladım. Hocam şöyle yapalım. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten dinleriz ama biliyorsunuz sosyal medyada, YouTube'da böyle çok uzun olunca. Biz bugünlük istiyorsanız burada. Bunu bırakalım. Sizle video çekmeye devam edelim. İşte kur korumalı mevduatı konuşalım. Mehmet Çimşek'in ekonomi politikalarını konuşalım. Sizin diğer önerilerinizi konuşalım. Ve şöyle bir şey. Ekonomide bir güncel bir durum olduğunda da tekrar bunların üzerine işte sizle bağlantı kurup bunları sıcağı sıcağına yorumlayalım. Çünkü her şeyi tek bir videoya sığdırmak istemiyorum. Hani sizin evet. Çok söyleyeceğiniz var, dolusunuz çok belli. Kızgınım. <laughs> yani size de öyle yapalım. Bugün buradan ne dersiniz? Tamam. Olur. Diğer videolar için de söz almış oldum böylece. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.